dördüncü aya girdik. Artık bebeğiniz kendisini 90 dereceye kadar bile kaldırabilir. Bazı bebekler bu aylarda oturabilir. Ve dördüncü ayda bebeklerinizin kas gelişimi daha hızlanmaya başlıyor. Sırt kasları kucağınızda 90 dereceyle oturtabilirsiniz. Ama lütfen zorlamayın. Sadece 1-2 dakika oturtabilirsiniz lafı çok önemli. Zorlamamanız. Dördüncü ayda bebeklerde anemi başlıyor, kansızlık başlıyor. Anneden geçen kan parçalanıyor. O yüzden dördüncü ayda bebeğinizin el ve ayaklarında soğuk terlemeler görebilirsiniz. Lütfen bundan endişelenmeyin. Bu çok fizyolojik bir şey. Vücut bunu kompanze ediyor 9. aya doğru. 4. ay civarında artık elini ağzına götürmeler, çift el ağza sokmalar, bir elini diğer eline birleştirme, bir objeyi sıkı tutma, bir objeyi yere vurma, sallama gibi şeyler başlıyor. Eğer yüzüstü tutarsanız ve ayak tabanlarından bası uygularsanız kendi önüne atmaya başlıyor. Dördüncü ayda yavaş yavaş dönme atakları başlıyor. İşte bu aydan sonra, yani dördüncü aydan sonra bebekler kendinizi döndürmeye başlıyorlar. Lütfen çok dikkatli olun. Düşme riski en fazla dördüncü aydan sonra başlıyor. Kaka sayısı azalıyor. 2 veya 3'lere iniyor. Beslenme süreleri azalıyor. 3 ile 8 dakikaya iniyor. Yine dördüncü ayda hala sizinle aynı odada kalmasını istiyoruz. Yine dördüncü ayda karma aşımızın ve zatürre aşısımızın ikinci dozlarının yapılmasını istiyoruz. Dördüncü ay civarında çevreyle alakası arttığı için yabancı insanlardan korkma ayı bu. Dördüncü ay civarında bağıran, yüksek sesle konuşan, ani hareketler yapan insanlardan korkmaya başlıyorlar. O yüzden dördüncü ayda lütfen birazcık daha yavaş tonlarda, sakin, huzurlu davranmaya çalışın. Ani hareketlerden, ani seslerden kaçının. Dördüncü ayda diş eğilimi nadir de olsa erken dönemde başlar. Esası 6 ile 8 ay ideali. 18 aya kadar bile uzayabilir. Fakat bazı çocuklarda 4. ayda diş eğilimi başlar. Kakasının rengi ve kıvamı değişebilir. Hafif poposunda pişik olabilir. Subfebril, yani düşük oranda ateşleri olabilir. Lütfen bunlardan endişelenmeyin. Bunlar doğal bir süreçtir. Diş etlerinde şişme olur. Bu ayda elinizle ağzına masaj yapın. Bu çok önemli. O masaj hem dişin çıkmasını kolaylaştıracak hem de ağrısını azaltacaktır bebeğinizin.